13 Kasım 2024'te Miami'ye, oradan da 20 Kasım'da New York'a uçacağım. İlk defa bir Amerika yolculuğum olacak. Amerika benim için bir hayaldi. 2019'da bir iş anlaşması yapmış ve o iş anlaşması üzerine de vizeye başvurmuştum. Vize aşamamı da ayrıca anlatacağım. Oldukça sıkıntılı geçti, sorunlu geçti. Ama sonra pandemiye girdik ve pandemiden sonra da vizemi aldım. Ama nasıl aldığımı şimdi anlatacağım. Öncelikle vizeyi anlatayım. Ondan sonra Amerika'da neler yapacağım onları anlatayım. 2019'da Amerika'da bir saç pigmentasyonu şirketiyle anlaşıp onlarla görüşmek ve deneme amaçlı birkaç iş yapmak üzere vizeye başvurdum. Tabii ki turistik bir vize aldım. Turistik bir vizeye başvurdum. Vizeye başvurduğumda randevular tabii o zaman hızlı bir şekilde geliyordu. Şu anki gibi değildi. Ve başvurumu yaptıktan sonra işte randevu tarihi geldi. Randevu tarihinde heyecanlı bir bekleyiş. Önümde bir emekli kadın vardı. Buna vermezler dedim. Çat diye vizeyi verdiler. Ümitlendim. Ben geçtim sıraya. Türkçe mi, İngilizce mi görüşmek istersiniz dediler. Ben de Türkçe dedim. Riske girmek istemedim. Çünkü YouTube'da izlediğim birçok videoda bu vize görüşmelerinde İngilizce konuşmayla herhangi bir alakasının olmadığını söylüyorlardı. Ben de Türkçe dedim. Yani sadece herhalde bunu sorarken yüzüme baktı bankodaki hanımefendi. Ve çok az Türkçe konuşan, yani kötü Türkçe konuşan bir kadındı. Ve sonrasında bana sarı bir kağıt uzattı. Bu uzattığı sarı kağıdın içerisinde bir mail adresi vardı. Oraya mail atmam söyleniyordu. Ben 2019'da, yani 2020'de ilk aylarında aldığım bu vize randevusundan sonra pandemiye giriş yaptık. Pandemi ile beraber dedim ki evet, ne olacağımız belli değil, önemli değil. O yüzden hiç tekrardan o sarı kağıt geldikten sonra mail atma gereği duymadım. Bu sarı kağıt ne oluyor biliyor musunuz? Belki içinizde böyle sarı kağıdı alanlar vardır. Sizinle ilgili daha fazla detay araştırması yapmak istiyorlar. Bu detayda detaylı araştırma içinde öncelikle sizden bütün almış olduğunuz vizeleri, gitmiş olduğunuz ülkeleri, gitme sebebinizi ve tarihlerini ayrıntılı bir şekilde istiyorlar. Hikayeleştirerek istiyorlar ve ben de o şekilde yaptım. Hikayeleştirerek anlattım Amerika yolculuğunu neden istediğime dair. Dedim turistik olarak geziyorum. Zaten Avrupa'ya birçok giriş çıkışım vardı. Avrupa'nın birçok ülkesine. Bunları neden yaptığımı ve ne şekilde yaptığımı ve bunların bazılarının hatta videolarının linklerine kadar bıraktım. Yani orada o mailde. Ve sonra kulağımın üstüne yattım. Yaklaşık 3,5-4 ay sonra bir mail geldi. Vizeniz çıkmıştır. Vizenizi alabilirsiniz. Ama pandemi şartları gereği sizin vizenizi biz size kargolayacağız. Bize pasaportunuzu göndermeniz yeterli. Ben de iadeli taahhütlü olarak pasaportumu gönderdim. Ve sonrasında da yine aynı şekilde posta yoluyla pasaportum bana geldi. İçinde Amerika vizesiyle. Bunu, yani bu vizeyi aldığım tarih 2020. Şu an 2024'te Kasım ayındayız. Pardon, Ekim ayındayız. Ve Kasım ayında da Amerika'ya gideceğim. Evet, 5 yıldır gitmedim.
5. yıla girmek üzereyim. 10 yıllık bir vize almıştım. 2020'de aldığım için 2030'da bitecek bir vize. Ve bir Miami'de dövme fuarına, Tattoo Convention'a fırsat bilerek, The All Star Tattoo Convention, dedim ki buna gideyim ve bir açılış yapayım ve artık kendi şartlarımı da öğreneyim. Amerika'da da neler yapabilirim? Biraz Amerika'yı gezeyim. Benim için gerçekten bir hayaldi. Amerika'yı görmek, Amerika'da bir şeyler yapabilmek. Her şeyin merkezi olarak gördüğüm bir yerde. Aslında kendi hayatımda şöyle bir şey var. Amerika benim için... Ben Eskişehir'de dövme sanatçılığına başladım. Eskişehir'in ilk dövme sanatçısıyım. Eskişehir'den çıktıktan sonra İstanbul hedefledim. İstanbul benim için büyük bir dünyaydı. İstanbul'a gittim. Kendi mesleğimle ilgili çok güzel başarılar elde ettim. Ve sonrasında işte dövme kitapları yazdım. TV programlarına danışmanlık yaptım. Dövmeyle ilgili. Avrupa'yı gözüme kestirdim. Avrupa'ya gidip gelmeye başladım. Almanya'da, Norveç'te, Fransa'da, Belçika'da, İsveç'te, Hollanda'da dövmeler yaptım ve gezdim. Oranın da kültürlerini öğrendim. Orada ne şartlarda çalışabilirim ona baktım. Ve böylece Avrupa korkumda kalmamış oldu. Ama Amerika benim için bambaşka bir şeydi ve Amerika'ya kesinlikle gitmem gerektiğini düşünüyordum bu seneye kadar. Yani bu sene artık cesaret edebildim buna. Şimdi bakalım neler olacak, göreceğiz. Yaklaşık 15 gün sonra ben Amerika yolcusu olacağım. Türk Hava Yolları'yla direkt uçuş ve sonrasında Miami bir hafta, Miami'den convention 3 gün sürecek. Yolu da hesaba katarak ayın 13'ü orada olacağım. 15'inde convention başlıyor. 2 gün, 3 gün convention'dan sonra bir 2 gün daha Miami'de gezip sonrasında New York'a geçeceğim. New York biletimi de aldım. New York'tan da Türkiye'ye dönüşüm aktarmalı olacak Frankfurt üzerinden. Zaten Frankfurt'ta aynı zamanda yine dövme yapıyorum ve çalışıyorum. Sıkça gidiyorum. Orada da arkadaşlarım var. Kısaca bir yola çıktım. Bakalım Amerika'da neler olacak, neler başıma gelecek. Bu aşamaları da böyle part part çekmek istiyorum. Olabildiğince basit, kurgusuz. Çünkü işimle ilgili de çok fazla internette yapmam gereken şey var. Ben istiyorum ki olabildiğince kurgusuz, direkt insanlara bu heyecanımı anlatabileceğim videolar çekeyim. Bakalım ilerleyen zamanda belki kurgulu videolar da gelir. Amerika ile ilgili bir şeyler izliyorum ama belki bazı şeyler farklı yansıtılıyor. Ben doğal bir şekilde nelerle karşılaştım. Uçaktan indiğim andan itibaren uçak nasıldı, uçaktan sonrası nasıldı, orada nasıl bir şeyle karşılaştım, nereye gittim, ne kullandım, yani vasıta olarak işte ne yedim ne içtim, bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili ilginç bir video, videolar serisi gelecek. Benim için de bir an olarak kalsın. Çünkü bir yere ilk gittiğinizin ruh haliyle sonraki ruh hali bir olmuyor. İlk heyecanımı da bu şekilde paylaşmış olayım. Bunu da dipnot olarak Deli Kafalar bu YouTube hesabında bir kenara iliştirmiş olayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.